Lise ve Ortaokul Deneyleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir model etkinliğiyle daha karşınızdayız. Bugün bitki hücresi modeli yapacağız. Adana menşeli bir firma olan Nanogen tarafından temin ettiğimiz bir modelimizi nasıl yapılacağını size göstermeye çalışacağım. Şöyle bir kutunun içerisinde çıkıyor. Şu şekle getireceğiz ve görsel olarak çok güzel bir görüntüsü olacak. Hem de çok basit olacak. Peki bunlar dışında ne malzeme kullanacağız? Şeffaf bant, çift taraflı yapışan bant ya da bunun yerine yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Bir tane ataş ve makas. Birazdan kutunun içinden nasıl çıktığını ve birleştirme işlemlerini, yapıştırma işlemlerini nasıl yapılacağını size göstereceğim. Kutu böyle. Kutunun içerisinden şöyle jelatinli olarak modelin şablonları çıkıyor. Şöyle. Bitki hücresinde ekstradan hücre duvarı bulunduğu için ve tabi bir tane de büyük koful gerekeceği için biraz fazladan şablon var. 4 sayfalık şablonu var. Bunları birazdan kesip çıkaracağız. Tabi bir de nasıl yapılacağına dair bir kılavuz çıkıyor. Kılavuz da yeterli. Anlaşılır, gayet anlaşılır bir şekilde yapıyor. Zaten bu kılavuzdakini takip ederek biz de işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu dış kutusu normalde yok. Bu böyle biz ayarladık. Düzgün görüntüsü, hoş bir görüntüye sahip olsun diye. İşimiz bittiği zaman buna benzer bir şey elde edeceğiz. Yapacağımız işlem önce şu büyük kısımlarımızı, şablonların hepsini tek tek kesip şuradan çıkarmak. Daha sonra kat yerlerinden çizip katlamak ve sonra da yapıştırmak. Bunları tek tek şimdi çıkarmaya çalışacağız. En dışta hücre duvarı, sonra hücre zarı, arkasından çekirdek, koful ve diğer organelleri şablondan keserek çıkaracağız. Ben başlatıyorum. Daha sonra da size bunların kesilip bitmiş hallerini göstereceğim. Tek yapmanız gereken en dış kısımdan keserek çıkarmak. Şablonlarımızı kesip çıkardık. Biraz sayıları fazla olduğu için biraz zaman alabiliyor. Hücre duvarımız şu büyük olan, sonra hücre zarı, çekirdek, koful ve diğer organeller burada hazır. Sizin ekstra hazırlamak istediğiniz başka organeller olursa onları da kendiniz bir kağıda çizerek yapıştırabilirsiniz. Bir tane ataş alın. Aldığınız bu ataşla yine şöyle kesikli çizgilerden hafifçe bastırarak geçin. Bu katlamanızı kolaylaştıracaktır ve bu çizme işini tüm şablonlara uygulayın. Hepsine. Bu organellerin kenarındaki kulakçıkları da uygulayın. Böylelikle çok daha rahat katlanabilir. Bir tanesini göstereyim. Ben daha önceden çizmiştim. Şöyle yaptığınız zaman çok kolay katlanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şunları biraz kenara alalım. Ve hücre duvarının yapımıyla, yani en dıştan en içe doğru yapımımızı gerçekleştirelim. Ben buraları daha önceden çizmiştim. O yüzden hemen gördüğünüz gibi rahatlıkla katlanıyor. Önce dışa, sonra içe katlayacaksınız. Burası tamam. Bunu da yine aynı şekilde. Önce şuradan dışa doğru şöyle bir katlama gerçekleştirin. Sonra da bunu tekrar içe katlayıp şöyle şeklini vereceksiniz. Şuradaki kulakçıklar için de aynı şey geçerli. Şöyle ve şöyle. Şu anda hazır. Ve yapılması gereken işlem bunun yuvarlanıp şuraya yerleştirilmesi. Böylelikle yuvarlak bir hal alacak. Bunu tutturabilmek için de biz daha önceden bant kesmiştik. Bantla şöyle yapıştırabilirsiniz. Bu taraf hazır. Sonra şunu da alıp yine alttan şöyle şuraya sıkıştıracaksınız. Ve burası da hazır. Daha önceden bant kesmiştik. Onu da yapıştırıyorum. İsterseniz yapıştırıcı da kullanabilirsiniz ama bana bant daha pratik geliyor. Hücre duvarın bu tarafı hazır. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Şöyle bant alıyoruz bir parça ve yapıştırıyoruz. Burası tamam. Bir parça daha bant alıp şurayı da bitiriyoruz. Böylelikle hücre duvarımız hazırlanmış oluyor. Neredeyse
hani bir benzeri, biraz daha küçüğü hücre zarı için yapılacak. Hücre zarını da daha sonra getirip bunun orta kısmına oturtacağız, içine oturtacağız. Böylelikle hücre duvarı ve hücre zarı iç içe yer alacaklar. Onu şimdi şöyle bu kenara alıyorum. Şimdi de şöyle işte gördüğünüz gibi hücre zarını alıyoruz. Aynı işlemler. Burada yalnız ikiye katlama yok. Tek kat var. Sadece burayı içe katlamanız yeterli. Şurayı da içe katlayacaksınız. Tamam. Burası yine aynı. Önce dış, sonra iç. Burası da önce dış, sonra iç. Ve yapıştırma işlemlerine başlıyoruz. Evet. Birinci aşamayı aldık. Hemen yapıştırıcıyla tutturuyoruz. Diğerini de alıp bu taraf hazır. Şimdi sıra diğer tarafta. Yapıştırıcı alıyoruz. Bandımızı daha doğrusu. Önce bu tarafı. Sonra da diğer tarafı. Alttan geçirip şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hücre duvarı ve hücre zarı hazır. Şimdi yapılması gereken işlem bunun içerisine şöyle oturtulması. Artık hücre duvarı ve hücre zarı hazır. Bir sonraki aşamada da çekirdek ve kofulu yapacağız. Şimdi çekirdek ve kofulu yapalım. Çekirdek ve kofulu yaparken de yine kesikli çizgilerden ataş yardımıyla geçtik, hazırladık. Biz yapıştırıcılarımızı da önceden hazırlamıştık. Şimdi yine önce şu kısmı dışarıya ve sonra içeriye katlıyoruz. Birinci aşama. Şuradan dışarıya ve içeriye katlamalarımızı yapıyoruz. Evet. Sanırım şurayı unutmuşuz çizmeyi. Çizelim. Çizince çok daha rahat katlanıyor. Evet. Şu anda hazır. Gördüğünüz gibi çizince çok kolay. Evet. Bu hale getirdikten sonra şöyle bunun içerisine alıyoruz. Ve yapıştıracağız. Yapıştırıcı aldık. Birinci aşama tamam. İkinci aşamada da bunu tekrar içerisine alıyoruz. Eğer uzun geliyorsa şöyle birazcık kesebilirsiniz. Bazen şu uç kısımlarından hafif uzun çıkabilir. Şunu kestiğiniz zaman tam yerine oturur. Boşluk kalmayacak şekilde olursa iyi olur. Biraz daha keselim. Tamam. Şimdi daha iyi olacak. Evet. Böylesi daha iyi. Bunu da yapıştırıyorum. Evet, çekirdeğim kısmı hazır. Bunların da yine biraz uçlarından keseceğim. Daha kolay yerleşsinler diye. Tamam. Hazır. Yine kıvırdım ve yerleştirdim. Yapıştırdık. Ve son kısım. Evet. Hazır. Bunu da yapıştırıyoruz ve böylelikle çekirdeğin de işi bitmiş oluyor. Evet, çekirdek hazır. Şöyle. Gelelim kofula. Bitki hücrelerinde koful daha büyük ve belirgin olur. Hayvan hücresinde ya çok küçüktür ya da bazen hiç yoktur.
Ama bitki hücresinde belirgindir. Hatta içi sıvıyla dolu olup hücreye belli bir dolgunluk da verir. O yüzden koful önemli. Yine dışa içe, dışa içe şeklinde katladık. Kulakçıklarımız hazır. Şu dış kısmından başlayalım. Biraz kesebiliriz. Yine biraz uzun gibi sanki. Tamam. Buradan da biraz keseyim. Tamam. Şimdi önce bunu bunun arasına alıyorum. Yine yapıştırıcıyla, bantla. Yapıştırdım. Birinci kısım. Sonra da bu tarafı yuvarlak bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Evet. Bu taraf hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafı hafif döndüreceğim. Burayı isterseniz biraz şöyle hafif bombelenmesi için elinizle yuvarlayabilirsiniz. Şöyle yuvarlanıp gelip bu araya girecek. Şöyle tutturabilirsiniz. İsterseniz alttan da bantlayabilirsiniz. Siz nasıl rahat edecekseniz. Evet, şöyle. Ve son kısım, bunu getirip şu aradan bantlayacağız. Şöyle. Yine biraz elimle yuvarlıyorum. Daha rahat girip çıksın diye şöyle. Evet. Biraz da kısaltacağım. Alttan bir kulakçığı da var. İsterseniz onu da yapıştırabilirsiniz. Evet. Evet, bu da bitti. Şöyle kofulumuz da hazır. Çekirdek de hazır. Organellerimiz de hazır. Şimdi bundan sonraki aşamada bunların arkalarına çift taraflı yapışan bant yapıştıracağım. Ve ondan sonra da artık birbirlerine yerleştireceğiz. Birbirlerine göre konumlarını belirleyip yerleştireceğiz. Kesme katlama işlemlerini bitirdik. Şu organellerin arka taraflarına çift taraflı yapışan bant da yerleştirdik. Onu nasıl yaptığımızı hemen göstereyim. Şu kulakçıkları arkadan şöyle kapattıktan sonra bunların üst kısımlarına şuradan şöyle bir tane çift taraflı bant yerleştirdik ve son hallerini verdik. Şu anda hepsinin arkasında çift taraflı bant var. Ve bundan sonra artık toplama işlemine geçebiliriz. Bunun için önce şu hücre zarımızı hücre duvarının içine yerleştirelim. Dikkatli bir şekilde. Evet. Şu anda yerleşmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Şimdi çekirdeği en güzeli koymak herhalde. Çekirdeğin arka tarafındaki şöyle bandı açıyorum. Ve çekirdeği şöyle orta noktaya bir yere sabitliyorum. Sonra bunun şöyle dibine uygun bir yere kofulu yerleştirmeyi uygun buldum. Siz istediğiniz herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Bunun da bandını açtım. Ve şöyle uygun bulduğum bir noktaya yerleştirdim. Tamamdır. Şimdi çekirdeğin içerisine şöyle koyayım artık. Şöyle. Çekirdeğin içerisine kromozomları yerleştirelim. Bu birincisi. Bu da ikinci. Evet. Güzel. Bitki hücresinde hayvan hücresinden farklı olarak kloroplast bulunduğunu biliyoruz. Uygun yerlere kloroplastları ve mitokondrileri yerleştirebilirsiniz. Bir tane mesela
şöyle yerleştirebiliriz. Bir tanesini şöyle şurada uygun köşeye bir yer. İsterseniz bunları böyle hafif bükebilirsiniz. Bu size kalmış. Böyle buraya. Bir tanesini de şöyle yerleştiriyorum. Kloroplastlarımız hazır. Fotosentez yapmakla görevli organellerdi bunlar. Şimdi sıra geldi mitokondrilere. Birini şöyle koyuyorum mitokondrinin. Arka taraflarındaki bantları söküyorum. O şekilde yerleştiriyorum. Birini buraya yerleştirdim. Ve sonuncuyu da şöyle bir yere yerleştirdim. Granüllü endoplazmik retikulum, bu çekirdeğe yakın bir yere yerleştirirseniz daha iyi olur. İşlev açısından. Granüllü endoplazmik retikulum. Bandını söküyorum. Şöyle granülsüz endoplazmik retikulumu da şuraya, şöyle üstüne denk gelmesin. Evet. Ve son bir tane kaldı. O da Golgi cisimciği. Az önce yapmıştık. Onu da şurada bir yere yerleştiriyorum. Ve artık bitki hücresi modelimiz de hazır oluyor. Bu daha önceden bizim yapmış olduğumuz, bu da sonradan sizinle birlikte yapmış olduğumuz. Gördüğünüz gibi çok basit. Kesme işlemleri sırasında biraz el becerisi gerektiriyor. Bu da iyi çünkü motor becerilerimizin gelişmesini sağlar. Aynı zamanda hücrenin içerisindeki organellerin görevlerini de öğrenebileceğimiz güzel bir etkinlik oldu. Renkli, güzel, eğlenceli ve öğretici bir model etkinliğinin daha sonuna geldik. Kanalımızda buna benzer birçok model bulabilirsiniz. Bundan sonra da benzeri model etkinliklerimiz sürecek. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Hoşça kalın.